Hazır mıyız? Evet, bence de hazır. Tam 3 hafta sonra yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle yazılı olmayan araba kurallarını okuyacağız şimdi. Siz bunların hangisine katılıyorsunuz? Bence bu listede kesin bu da olması gerekli dediğiniz bir şey varsa onu da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın tabii ki. Evet, bence bana kalırsa bunların hepsi bir tık aklıma yattı. Evet, o yüzden de bir şey demek istemiyorum. Ben de dedim ki hadi bunu bizlerle beraber paylaşayım, bakalım ne çıkacak, hep beraber göreceğiz. Tabii ki ilk olarak arabada puf içilir ama sigara yasak. Benim açımdan sorarsanız gerçekten arabamda yani eğer olursa tabii kesinlikle puf içilmesine izin veririm ama sigara türü her şeyi yasaklardım. Kesinlikle içirmezdim. Eğer sağlık sorunu yoksa yanındaki kişinin kesinlikle buna karşı çıkardım. İkincisi, müzik açılmadan hareket edilmez. Evet, bu benim için çok doğru. Müzik listesi hazırlanır ve gideceğin yere göre müzikler ayarlanır. Ve ona göre de bir liste oluşturulup yola çıkılır. Bu da mutlaka olması gereken bir şey. Uzun sürüşlerde benzin parası at, kısa mesafeler üniversitenin ikramıdır mantığında bakarsanız. Buna %50 %50 katılıyorum. Evet, benzin parası atılabilir ama duruma göre bu iş değişebilir. Çünkü bu duruma göre yani o anki durumda çıktığınızdaki maddiyete göre değişir arkadaşlar. Bu sonradan da telafi edilebilecek bir şey olduğu için, yani sürekli takıldığınız biri ise bunu sonradan zaten bir destek çıkarak şey yapabilirsiniz, egal edebilirsiniz. Yani bu hemen olması gereken bir şey değil yani, onu söyleyeyim. Bunu yapmak isterseniz veya arkadaşınız bunu yapmak isterse çok ayrı bir durum. Ama bunu da dediğim gibi maddiyat durumuna göre olabilir. Kısa mesafede zaten tabii ki alınmaz. Kapıları kapatırken sert kapatmayız. Evet, bu gerçekten olması gereken bir şey. Lütfen arabaların kapılarını sert kapatmayın. Evet, arabada çöp bırakmak kesinlikle yasak. Bu zaten olması gereken de bu. Lütfen çöplerinizi camdan aşağıya da atmayın ayrıca. Gidin bir çöp poşet yapın kendiniz arabanın içerisinde, onun içine koyun. İlk bulduğunuz yerde de bir çöp kutusuna lütfen bunları atın. Bunu da buradan söylüyorum, yere atmayın. Emniyet katmanı tak zorunlu arkadaşlar. Arabamız ötüyor muhabbetine değil de daha çok trafik kanuna uymak gereğince, araba ölse de ötmese de siz mutlaka emniyet kemerinizi takın arkadaşlar, bunu unutmayın. Hızlı gitmeyi sevmiyorsan hiç binme mantığında, yerine göre hızlı gitmek tabii ki her zaman iyidir. O yüzden lütfen arabanın kullandığı kişinin arabasının hızına bir şeyine karışmayın. Bırakın nasıl sürüyorsa sürsün. Tabii ki burada bir tehlike sezerseniz o zaman müdahale etmeyi göz ardı etmeyin tabii ki. Onu da konuşalım. Tabii ki ehliyetiniz olabilir, olmayabilir. Varsa da kişiye ne yapacağını söylemeyin. Ne yaptığını sorun ama ne yapacağını söylemeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani olabilir, o an bilmiyorsunuzdur, başka bir şey vardır. Bunu sorabilirsiniz ama gidip ne yapacağını söylemeyin. Bir sonraki ise arabayı kurcalayıp ayarlarını değiştirmeniz bir şekilde arkadaşlar. Her ne kadar zor bir o günlükte binseniz, her gün illa biniyor da olsanız belli bir süre, kesinlikle kesinlikle arabanın ayarlarıyla oynamayın. Bırakın araba sahibinin ayarladığı şekilde kalsın arkadaşlar. Bu da olması gereken bir kuraldır. Yani eve gittiğinizde, nasıl bir misafire gittiğinizde herhangi bir şeyle oynamıyorsanız, burada da aynı şekilde arabanın herhangi bir ayarını bozmayın, değiştirmeyin lütfen. Teşekkürler. Ve keyfinize bakın. Gerisi yani şofördü arkadaşlar. Ben de demek istemedim. Çünkü kim kullandığını o an bilmediğim için. Bunu da söyleyeyim. Bunlar yazılı olmayan ama herkesin bilmesi gereken kurallar olduğunu düşünüyorum. Tabii sizin buradan çıkarmak istediğiniz var mı acaba? Yoksa eklemek istediğiniz var mı? Bunları da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki abone ol butonuna tıklayarak, pardon, katıla tıklayarak bana cüzi miktarlarda kendi cebinizi yormadan destek olabilirsiniz. Videonun hemen altında bulunan video beğenme kısmına da bir göz atıp eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz, hiç önemli değil. Sonuçta kimse bir şey beğendirip veya şey yapamayız. Yani o yüzden istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Son olarak da yorum yapmayı zaten unutmayın demiştim. Ve orada bir süper teşekkür butonumuz var arkadaşlar. Oradan da bana düzgün miktarda bir destekte bulunabilirsiniz. Çok fazla uzatmıyorum. Çok konuşmadan da kaçıyorum. Çünkü kısa videolar her zaman iyidir diyor ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.